Efendim bir maç hangi maçtı? Geçen sezon FSP sene 40 sayı atmıştım. FSP sen genç takımına mı, yıldız takımına mı? Genç takım. Genç takımına 40 sayı attı. Benim de genç takım ilk senemdi. Genç takım ilk senemdi 40 sayı attı. Ve bir numara oynayarak mı attın, bir buçuk olarak mı? Guard pozisyonunda. Bir numara olarak attı yani. İki numara olarak değil yani. Genelde iki numaralar skorer olarak gözükür. Harun Erdener mesela senin ya, idolün normalde yani. Şu Ajan'ın şöyle bir özelliği var. Klasik bir numaranın haricinde şu Ajan açık alanda çok hızlı bir oyuncu. Open court oyuncusu. Open court oyuncusu ve open court'ta gidip ya bitiriyor ya asist de bitiriyor. Çok hızlı bir oyuncu. Çok değişik özellikleri var. Yani şu Ajan'ın burada öğrenmesi gereken biraz daha set düzeninde. Yani çünkü A takımlarda devamlı hızlı oyun olmuyor biliyorsun. Biraz kontrol. İşin zor kısmını yapıyor, kolay kısmını öğrenecek. Yani beyin biraz, kısmını yani geliştirmesi lazım. Evet, kontrollü lazım. Oynamayı öğrenirse çok komple bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Yani senin 1.5 niye deniliyor? 2'ye yatkın oyuncular için 1.5 deniliyor. Point guard gibi. Point guard gibi. Şutu var çünkü. Şutun var. İyi skor, bir şutu yani var. Şutor guardsın yani. Şutor guardsın yani. Skorer guard değil de şutor guard. Yani ayırmak gerekirse mesela Yasikevicius tarzında. Yani hem skor yapıyor hem takımı oynatıyor. O tarz bir guard. Veya bir Orhun Ene tarzında. Mesela Barış Ermiş daha değişik bir kart. Barış Ermiş daha çok takım ama şu Ajan skor özelliğini de iyi kullanıyor kart mevkiinde. Yani sen iki numara özelliğini çok iyi kullanıyorsun ama bir numaranın en önemli özelliği olan asist. Beyin. Evet. Beyin. Koçun sağ kolu olma özelliği. Yani koç oturacak, bacak bacak üstüne oturacak. Guard, point guard takımı oynatacak. Sağdaki lider. Sağdaki lideri olacak. Yani takımın sağdaki lideri olacak. Evet. İşte bu özelliğini geliştirmen lazım herhalde diye düşünüyorum senin bundan sonra. Burada sana çok yardımcı olacak birisi var şu Ajan. Kim bakalım söyle. Harun abi değil. Harun Erdoğan değil bu konuda yani sana yardım edecek olan. Ben şimdi onu sana söyleyeyim. Aslında çok şaşırdınız. Ahmet abi. Ahmet abin de. Ahmet abi yıllardır basketbol emekçilerinden çok yetiştirdiği oyuncular var. Ve özellikle altyapılarda, hatta geçen senelerde İstanbul şampiyonu olan İhlas Koleji'nin hem koçu hem teknik koordinatörüsün değil mi? Yani şube başkanıydım yani. Şube sorumlusu gibi. Şimdi Ahmet abin dedi ya Engin abin. Değil. Değil. Aslında ben kendimi söylemiyorum. Aklımdan bile geçmiyor. Çok teşekkür ederim. Komplimanlar için Engin'im. Hadi antrenörlük daha var. Nasıl çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Güzel düşünceler için. Benim hakkımdaki. Söylüyorum sana o kişinin ismini. Onu takip et. Recep Şen. Yani sizin şu andaki İTÜ'nün ikinci ligdeki head koçunuz Recep Şen. Çünkü Recep'i ben çok iyi tanıyorum. Yıllarca yani ben antrenörlük yaptığım zamanlarda da o oyuncuydu Pertemiyel'de. Onun lider olarak bir numara olarak ikinci ligde Pertemiyel'de yıllarca maçları seyrettim. Biz onlarla maç yapmaya da girerek çalıştırdım takımlarla. Hayranımdır yani Recep'in oyununa ben hayranım. Zaten ben altyapıdayken genç bir senemde Recep abiyle Harun abi sayesinde bir ay antrenman yaptım. Özel antrenman. Hı-hı. Onun bana çok katkısı oldu. Oldu değil mi? Ondan sonra da A takıma çıktım. Yani senin şansın bu demek istiyorum Harun'cığım. Yani şu anda Recep senin. Olması olmuş. Bir de tabii şimdi oyuncunun artık ekstra çalışması lazım. Sadece takım idmanıyla da olmuyor. Yani şu Ajan işte bu sene ona da başladı. Şimdi aslında kondisyoneri var takımımızın ama daha çok takımla beraber özel oyuncularla da ilgileniyor. İşte Emre de o kondisyonerle çalıştı beraber. Şu Ajan da ayrıca mesela 1'de gidiyor mesela 3'e kadar kondisyonerle çalışıyor. 3'te takım idmanı 5'e kadar günde 4 saat idman yapmış oluyor. Buna da gerçekten ihtiyacı var. Çünkü rekabet çok fazla. Yani o kadar çok artık basketbolcu var ki. Bizim zamanımızda Engin'le beraber genç takımdan 2-3 tane, 4 tane oyuncu çıkardı. Şimdi her takımda bir sürü oyuncu ve çok büyük bir rekabet var basketbolcu olmak için. Bu rekabetin içinden sıyrılmak için ne gerekiyor? Bence yetenek gerekiyor. Birinci şart. Sonra çalışmak. Yetenek var. Şimdi sadece iş çalışmasına kaldı. Evet. Ben bir şey soracağım. Nerede okuyor musun? Lise bitti. Lise bitti. Okumaya devam. Evet. Niye? Okumaya devam. Niye okumaya devam? Okudukça zekan gelişecek. Çünkü basketbolda zeka idmanı falan yok yani. Basketbol beyninin gelişmesi için çok kitap okuyacaksın. Okulunu iyi okuyacaksın. Yani okulun hangi şartlarda, hangi üniversite olursa olsun kazanmaya bak ve git okumaya çalış. Okuyabildiğin kadar. Bu okumak sana ileride çok güzel geri dönecek. Basketboluna ve iş hayatına da çok iyi yansıyacak. Yani bunu atlamasın gençler. Çok önemli bir mesaj verdi Engin abi. Çok önemli bir mesaj verdi.
Efendim bu mesaj alınmıştır Engin'cim. Yani canlı yayında alındı. Yarın akşam da programın tekrarı var sevgili basketbol severler. Yarın akşam da bu izleyemeyenler, kaçıranlar ve programı tekrar izlemek isteyenler programın tekrarını Perşembe akşamı 20.30'lara itibaren izleyebilirler. Şu hocam sana bir soru daha soracağım efendim. Senin basketboldan beklentilerin, hedeflerin, amaçların ne? Kısaca bir anlatır mısın ya? Bir kere ilk önce Türkiye milli takım forması giymek istiyorum. İlk hedefim bu. Güzel. Aynı zamanda büyük hayaller kurmayan büyük işler başaramaz. Evet. Bu sözü unutma. İlk hedefi öyle evet, koydum. Çok güzel. En çok isteğim de Türkiye'de unutulmayacak bir guard olmak. Her zaman adım hatırlanmasını istiyorum. Çok güzel. Kalıcı olmak istiyorum. Onun için çok çalışıyorum. İnşallah iyi yerlere geleceğim. NBA var mı hedeflerin içinde? İlk önce milli takım. Sonra sonra mutlaka vardı. Her genç basketbolcunun hedefinde, idealde NBA vardır gibi geliyor. Türk milli takımında oynarsa da NBA'nin büyük adaylarından bir tanesi olur yani. Yani şu anda tabii Türk milli takımının ilk beşinde bir oyuncu olmak zaten direkt genç olarak direkt NBA'ye aday olmak demek. Bugün Cenk olsun, Semih olsun, Oğuz olsun, yeni yetişen, Ersan zaten gitti. Hepsi şu an NBA takımlarının listesinde olan oyuncular zaten. Hakan Demirel de vardı galiba ama. Hakan Demirel de ama işte o biraz... Her Türk gencinin oraya girme hakkı var biliyorsunuz. Evet. Sporcu olarak. Var. Yani o draftlere girme hakkınız var ama nereye kadar? Tabii. Ya iş esasında NBA olmak da değil. Evet. NBA'ye girdikten sonra işte Hidayet gibi, Mehmet Okur gibi orada kalıcı olabilmek. Yani şimdi Ersan geldi. Engin'in yorumlarını var ya ben böyle dört gözle, dört kulakla evet. dinliyorum. Ben yani Ersan çok değerli işte Barcelona'da inşallah... İyi bir sezonlar geçirecek. 2-3 yıllık bir kontratı var. Ondan sonra NBA'ye tekrar dönecek. Başka bizim Türk... Başka var mı NBA oyuncumuz? Şu an yok. Misat gitti geldi. İbrahim onu çok iyi başardı. 30 küsür, 30 yaşında bitti NBA diye. Olmayı başardı. Bir girmeyen arkadaşımız en iyi oyuncu olmasına rağmen Harun Erdoğan. O hiç gitmedi. Zamanında Kemal abiyi de çağırmışlar yanılıyorsun değil mi? Evet çok eskiden. Çok eskiden. Kemal Erdoğan. Ama abi, o zaman kolay değildi NBA'de barınmak. Yani bir Avrupa. Ama NBA'ye direkt çağırmış, kontrata evet. çağırmışlar Kemal abi. İşte şimdiki annemiz onu bırakmamak için, aileyi evet. bırakmamak için Kemal abi NBA'yi elinin tersiyle itmiş. Yani Kemal Erdoğan. Yani efsane. Bizim jenerasyon yani. 45'ler, 50'ler falan efendim Kemal Erdoğan bizim jenerasyon için bir efsaneydi. Yani onun ben çok özellikleri var ama en büyük özelliği olarak çalıştırdığım takımlarda işte geçen hafta işledik bildiğin gibi Engin'cim. İlas Koca şampiyonluk öyküsünü daha bir sürü takım çalıştırdım. Hepsinde Kemal abiye buradan selamlar gönderiyoruz. Kemal abi selam ve saygılarımı iletiyorum sana. Onun bir özelliğini anlatırdım oyuncularıma. Efendim dripling yaparken bu şu ağacın içinde geçerli tabii ki. Uzun driplingle karşı potaya en çabuk giden oyuncuydu. Yani basketbolcuların özellikle işte 2 numaraların, 1 numaraların sık sık yaptığı yeni başlayan basketbolcu ama yıldız adayların bir hata var. Topu sürerken topu yanlarına vurarak gidiyorlar. Halbuki önün boş, fast break yani open court'ta gidiyorsun yani açık sahada gidiyorsun. Yana vurarak gidiyorlar. Dolayısıyla hızları kesiliyor. O sırada topsuz oyuncu, arkadan gelen topsuz oyuncu, savunmacı yani yetişiyor, önünü kesiyor. İşte burada Kemal Erdoğan, ki varsa CD'leri, DVD'leri bir programda isterim yani Harun'cum getirirse. Öyle bir top atardı ki sadece iki vuruşta, ileriye vur, üst arkadan ileriye atarak topu, kendisi de topsuz oyuncu sprintiyle peşinden koşarak iki vuruşta karşı potaya giderdi. Üç vuruş değil. Bazen üç vuruş olabilir ama. Yani ben derim oyuncularıma topu aldığınız zaman karşı potaya geçiş süresi 3 saniyedir. Bir şey söyleyeceğim. Mesela her oyuncunun bir şeyi vardır. Küçükken Harun'un da vardı. Benim işte hedef koyduğum oyuncular vardı. Ben de işte Efe Aydan'la Ranegler'di. Harun'da da mutlaka birileri vardı. Şu acana onu sormak istiyorum. Yani senin seçmiş olduğun kendi örnek bir basketbolcu kim? Kimler var? O örnekleri çok iyi yakalaman lazım. Özel hayatıyla, dışarıdaki hayatıyla, spor idmanda çalışmasıyla. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir konu. Yani sen kimleri örnek alıyorsun? Engin abi benim ilk örnek aldığım oyun kurucu Sarunas Cetkevicius. Güzel. Güzel bir örnek. Güzel örnek.